Hayır hayır bana bakmayın. Evet bu kadar karanlıkta olmamın sebebi görülme ihtimalinin bile beni rahatsız etmesi. Neden mi? Çünkü ben asosyalim dostum. <laughs> O ne mi demek? Geçen videoda size sormuştum. Cümleyi tamamlayın. Ben o kadar asosyalim ki... Nokta nokta. Ve işte cevaplarınız. Ben o kadar asosyalim ki asosyallik ne demek bilmiyorum. Çünkü bir hani referans noktam yok. Farklı bir hayatı tatmadım. Hatta şu gözlükleri de takayım. iyice görünmemek için. Ben o kadar asosyalim ki tek başıma kaldığımda bile kendime fazla geliyorum. Bu odaya bir ben fazla. Porsche'ye ilk saniyeden yanıt attım. Çünkü başka bir iletişim biçimim yok. Manifesto yazıp insanlara saldırıyorum. <laughs> Sosyal medya değil asosyal medya kullanıyorum. Böyle bir şey yapabilir miyiz acaba? A sosyal medya. Sitede otomatik herkes birbirini takip ediyor. O yüzden arkadaş ekle butonu yok. Sadece arkadaştan çıkar var. Ne kadar az arkadaşın varsa o kadar iyisin. Ben o kadar asosyalim ki aynaya karşı oynadığım taş kağıt makası 2'dir diyorum. Ee, senin başka sorunların var. Gölgem bile benden kaçıyor. Çünkü gölgem de asosyal. Carl Jung ne demiş? Gölgem bile karanlıktayken üzgünüm ama hiç yanında durmaz. Evet. Ben o kadar asosyalim ki 80 saatlik Sagopa playlistim var. Dostum sen sadece normal bir insansın. Ben o kadar asosyalim ki benden başka insanların olduğunu daha yeni öğrendim. Bu tweet sayesinde birileri var bir şeyler yazıyorlar. Oha annemle tanışmadım. <laughs> Çimen tam olarak neye benziyor? Yemek siparişi verirken kapıya sessizce bırak diye not düşüyorum. Sesten irkiliyorum da biraz. Tek arkadaşımı beni dışarıya çağırmaması için uyardım. Arkadaşlarıma benle konuşmamaları için rüşvet veriyorum. Kendi kendime espri yapıp gülüyorum. Porchay tweet bildirimlerim açık. Dostum bu sadece cool olduğunu gösterir. Kapı çaldığında tüm ışıkları kapatıp başımı ellerimin arasına alarak mutfak masasının altında saklanıyorum. Ve 3 günü oradan çıkmıyorum. Tehlikenin geçtiğine emin olana kadar. Kendi kendime bile konuşamıyorum. Cevap vermiyor. Duvarlar bana acıdığı için benimle konuşuyorlar. Duvarlar konuşmuyor anne. Makyaj yaparken sanki influencermışım gibi davranıyorum. Evet arkadaşlar bugün sınıf Tanımadığım için cümlenin devamını getirmeye utanıyorum. Anlıyorum. Red Pill, Black Pill, Hearts of Iron 4 bin saat. Artı Discord, Reddit, LOL, Ranked. Milli piyango bana çıktığında yetkilileri arayıp bunu söyleyemedim. Başkasına devredildi. Ee, geçen gün hayali arkadaşımla evlendim. Hayırlı olsuna gelmeyin lütfen. Ev ziyareti istemiyorum. Ben o kadar asosyalim ki asosyal demokratım. LOL oynuyorum. Yeterli bilgi. Sosyal medyada bile insan yüzüne bakamıyorum. Göz teması benim için hayal. Derste hoca soru sorduğunda ağlıyorum. Ben o kadar asosyalim ki yavaş yavaş internete dönüşmeye başladım. Ben internetim. Ben o kadar asosyalim ki oda değiştirince hava değişikliğinden hasta oluyorum. Papağanım bile benimle konuşmuyor. Nasıl konuşabilir ki? Ben onunla hiç konuşmadım. Asansörde komşularla göz göze gelmemek için eve merdivenle çıkıyorum ve 14. katta yaşıyorum. Haberiniz olsun. Otobüste dur düğmesine basmama rağmen durmayıp kapı açılmayınca şoföre seslenemediğim için İstanbul'dan Gebze'ye gittim. <laughs> Sonra Gebze'de de kimseye yol soramadım. Hala Gebze'deyim. İnsanlardan gelen cümleleri saatlerce okuyorum. Eee peki. Kasiyer iyi günler deyince sevinçten çığlık atıyorum. Evet. Ben o kadar asosyalim ki dışarı maskeyle çıkabilmek için koronayı ben çıkardım yakalayın. Telefonumu ilk elime aldığımda rahatsız etme modu kendiliğinden açıldı. Sosyal medya uygulamalarına erişimim yasak. Arama ve mesaj uygulamaları yok. Arkadaşlarım ben ilaç alınca yok oluyor. Eve geldiğimde annem pardon siz kimsiniz beyefendi diye soruyor. Ben de cevap vermeye utanıyorum. O yüzden şu an kaldırımdayım. Sağ olun. İnsanlarla konuşamadığım için kahve alırken şeker olsun mu diyen baristaya e, siz nasıl isterseniz diye cevap vermiştim. Okulda sosyal dersine giremezdim. Bozar beni öyle şeyler. Minecraft'ta içinde Minecraft oynayabileceğim bir bilgisayar yaptım. <laughs> İnsanları görmemek için kör taklidi yapıyorum. Hayatımda hiç çimlere dokunmadım. Hadi abi daha hızlı. Ben o kadar asosyalim ki nokta nokta. Gerçek bir asosyal bu cümleyi tamamlamaz. Ekran sürem 15 saat. LOL'de dünya birincisiyim. Doğduğumda annem bile yoktu. <laughs> yani kimse yoktu orada. Hemşireler hastane falan. Tek oradaydım sadece var oldum. Sosyal deyince aklıma sadece sosyal medya geliyor. O da oradaki insanlar falan değil hani çiçek böcek falan makinalar. Yan odaya geçince sen kimsin dediler. Ve böylece yan odada birileri olduğunu öğrendim. Kafamın içindeki sesi bile sessize aldım. Tahammül edemiyorum. Cenazeme kimse gelmedi. Taşıyacak 4 kişi yoktu. Hala musalla taşındayım. Selam. Ben o kadar asosyalim ki sosyal medyada birden fazla kişiyle aynı anda konuşmak zorunda kalınca bazılarıyla tartışma çıkarıp sohbet sayısını azaltıyorum arkadaş eleme bayram ziyaretlerinde akrabalarımı görmemek için evlerine hidrojen bombası attım Beni bozuyor aga. Ben katlanamam. Aynaya bakarken affedersiniz deyip mahcup oluyorum. Göz rengimi bilmiyorum. Hala. Dışarı çıkmamak için çöpü balkondan atıyorum. Bu yorumun videoya çıkma ihtimali anksiyetemi depreştiriyor. Bir aylık hesabımda 120k tweet var. Odama özel şef tuttum. Ama onunla iletişime giremiyorum. O yüzden o ne yapmak isterse onu yiyorum. Konuşamam. Yalnızca WhatsApp. Oradan da artık olursa yani. Toplu ortamlarda şakaları yakalayamıyorum. Çok üzücü bir şey. Şaka yakalayamamak. Slash creative. Kurulur cümle nasıl uh, unuttu. Doğumuma gitmedim. <laughs> Buna yanıt yazarken defalarca paylaşıp sildim. Sovyetler tarafından idam edildim. Sosyalizm deyince ben direkt karşı çıktım tabi. Duvara geçtirdiler. YKS sınavında sosyal kısmını atlıyorum. Ben çözemem aga. Yok öyle bir şey. Dostoyevski okuyorum. Ben o kadar asosyalim ki kendimle bile tanışmadım. Ben kimim? Kendini bilmez derler ya o benim işte. Bu tweet'i okuyana kadar yeryüzünde benden başka canlılar olduğunu bilmiyordum. Bunlar kim? Rüyamda lol oynuyorum. <laughs> Evde evcil sineğim var. Hiçbiriniz gerçek değilsiniz. Hiçbiriniz. Öyle internet teorisi. Yürürken insanlarla karşılaşmamak için evimden ormana çıkan bir tünel kazdım. Aslında çok güzel fikir. Çekilişlerde arkadaşını etiketle kısmı için fake hesap açıyorum. Okey oynamayı bilmiyorum. Doktorları görmeyeyim diye doğumumda kafam en son çıkmış. Mitsal <laughs> oç. Doğum günümüz sadece Google asistan kutluyor. Bazen o bile çekiniyor. Ben o kadar asosyalim ki herhangi bir şey benimle konuşursa nikah basarım. Annem hariç kızların olduğunu 21 yaşımda öğrendim. Şey şehir efsanelerinde benden gecenin ruhu, gizemli gölge veya karanlık hayalet olarak bahsedilir. Aklımdan geçen tek yaratıcı şey buna katılmayarak asosyallik seviyemi göstermekti. Ama katıldın bir kere yapacak bir şey yok. Siyah kapşonlu svet dışında başka giysim yok. Bimde kasada kimse yoksa aldıklarımı bırakıp çıkarım. Ben o kadar asosyalim ki tanrıyla muhatap olmamak için ateist oldum. Buluşmalar iptal olunca mutlu oluyorum. Şizofren olmama rağmen hayali arkadaşım bile yok. Gölgem oluşmasın diye ışık açmıyorum. Ee, Discord botuyla ilişkimiz var. Yengeniz olur kendisi. O kadar asosyalim ki minibüste müsait bir yerde diyemediğim için hala minibüsteyim. Lütfen beni kurtarın. Ya da kurtarmayın. Boş. Annemle konuşmaya utanıyorum. Şarjım bittiği için odamdan çıktığımda babam beni tanımayıp kafama balyozla da vurdu. Lakin lan bu. Ben o kadar asosyalim ki atılan mesajlara DM kutu Dolu gözüksün diye bakmıyorum. Cenaze törenimin çok kalabalık olmasından korkuyorum. Doğumum annemsiz gerçekleşti. Abimin düğününde arabada uyudum. <laughs> Snapchat'taki My AI 4 senedir enişteniz. Haberiniz olsun. Hocayı düzeltmeye utandığım için bir yıl adım olmayan bir isme efendim dedim. Oo efendim diyebilmişsin sen. Nasıl yaptın lan? Öğretsene bize de. Tek taşıma kendim aldım. Tek başıma kendim taktım. Ben o kadar asosyalim ki benden daha asosyalini bulup kendimi iyi hissetmek için insanlara ne kadar asosyal olduklarını... Soruyorum. Bunu yapmak zorundasınız, değil mi? Ben o kadar asosyalim ki AVM'ye gitmek yerine Google Street View'dan geziyorum. Google'a soru sormaya utanıyorum. Mola paspası benim için bir ödül. Ne yani kimseyle iletişime geçmeyecek miyim bir süre? Süper. Evde yalnız kalmak için ailemi katlettim. <laughs> en son dışarı çıktığımda sağ sol çatışmasının arasında kaldım. Ben o kadar asosyalim ki beni sokakta görenler aa sen yeni mi taşındın diyorlar. Oha sen sokağa çıkıyormuşsun aga. Chat GPT insan gibi cevap verdiği için kullanmıyorum. Tedirgin ediyor anladın mı? Kaldıramıyorum. Annemin adını bilmiyorum. Ya onunla da anne değil mi zaten? Nasıl ya? Ve son olarak. Yoklamada adım okununca hocanın yanına gidip kulağına burada diye fısıldıyorum Pekala bu video ayırdığımız vakit bu kadardı. Bir sonraki video için bu sefer sizden bir şey yazmanızı istemeyeceğim. Onun yerine ufak bir araştırma görevi gibi düşünün. Ya Twitter'dan bu kadar yorum okuduk falan tamam da. Şöyle güzel bir Twitter tarihinin en efsane tweetleri derlemesi yapalım. Bunu istiyorum. Türkiye Twitter tarihinin en efsane tweetlerini Twitter üzerinden paylaşacağım gönderinin altında biriktirelim. Favori Türkiye efsane tweetinizi ekran görüntüsü olarak o tweetin altına atmanızı istiyorum. Pekala cevap larınızı nereden vereceğinizi biliyorsunuz zaten. Üye olmak için katıl tuşuna basabilirsiniz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>